Ya bu dünyada millet birbirine niye kapışıyor diyeceğim hocam ya. Bir, Hocam ben anlamıyorum ben gerçekten bunu ya. yani bu kadar rahat altında yaşayabileceklerken. Allah Allah. Uçsuz bucaksız bomboş araziler, bereketli topraklar, bütün insanın büyük bölümü birbirini yiyor ya. Çoluğu çocuğu gece gündüz bombalayıp kurşunluyorlar. Aslında hepsini hep anlattınız. Allah'ın ayeti tecelli ediyor. Allah siz eğer birbirinizin velisi olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgun olur diyor. Müslümanların sorumluluğu Allahu Alem. İşte birbirinizin velisi olmazsa İttihat-ı İslam. Evet. Evet. Ya birbirini koruyan bir topluluk olmazsanız, birbirine bağlı bir topluluk olmazsanız, itaat etmezseniz yeryüzünü bozgun büyük bir fitne çıkar diyor. Perişan olursunuz diyor. Aynısı oluyor. Efendim. Yurt dışındaki bazı yazarlar da bu durumu el altından destekliyorlar bir anlamda. O da yakışık almıyor. Sözün nereye gideceğini pek bazen hesaplayamıyorlar. Mesela bu Daniel Pipes. Bu Musevi asıllıymış. Ben bilmiyordum ya. Hristiyan zannediyordum. Museviymiş. Ya kardeşim Musevi sen Tevrat'a bakmıyor musun? Tevrat'ta hep sevgiden, şefkatten, merhametten bahsedilir. Hep affedicilikten bahsedilir. Komşularına çok iyi davranmaktan bahsedilir. Kavganın önlenmesinden bahsedilir. Ve son zamanda, dünyanın son zamanlarında bütün silahların kalkacağı, dünyada mutlak barış olacağı, savaşların tamamen duracağı, bütün insanlığın Allah'a yöneleceği, müthiş bir sosyal adalet olacağı, dünyanın bayram, sevinç yerine döneceği belirtilir. Daniel, güzel ismi de güzel maşallah. Peygamber ismi. Ne demiş? Benim konuşmalarımdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemiş. E peki ben haklı mıyım, değil miyim? Ne diyor? Suriye ile ilgili yorumu. Korkunç İslamcı isyancılara ve korkunç Esad rejimine baktığımızda diyor. Tamam, doğru yani hakikaten bir dehşet ortamı var. Ne radikallerin ne Esad yanlılarının zafer kazanmasını istemiyorum. Şimdi bak burada bir acayiplik başlıyor. Birbirlerine odaklandıklarında, bak birbirlerine odaklandıklarında bu bizim için daha iyi. Birbirine odaklanması ne demek biliyor musun? Birbirini kırıp geçirmeleri. Evet. Birbirine odaklanma nedir? Muazzam bir kavga. Allah Tevrat'ta kavgayı ayırın diyor. Sulh yapın. Silahları ortadan kaldırın diyor. Kanı durdurun diyor. Ne güzeldir kardeşçe yaşamak. Ne güzeldir diyor kardeşçe yaşamak diyor. E sen ne diyorsun burada? Birbirlerine odaklandıklarında bu bizim için daha iyi diyor. Nasıl oluyor bu? Ya sen Musevi insansın. Allah'ın hükmünü uygulasana. Ama bu stratejik bir görüş. İnsani bir görüş olarak demiyorum. E kardeşim sen insansın. Strateji ayrı insan olur mu? Tabii. Strateji zaten insan içindir. Evet. Tabii. Evet. Strateji niçin yapılır? Bak diyor ki ama bu stratejik bir görüş. İnsani bir görüş olarak demiyorum. İnsani bir görüş olarak diyeceksin. Bir Musevi olarak söyleyeceksin. Bir Allah'a inanan olarak söyleyeceksin. Yoksa Suriye halkına sempatim var ve kalbim kan ağlıyor. Tamam. İnsan sevgisiyle ilgili sözlerin güzel. Suriye'de acı çekenler için merhamet ediyorum demek istiyor. Bu güzel. İran-Irak Savaşı'nda yaptık bunu. Hümeyni kazanmasın diye canavar Saddam'ı sevmediğimiz halde ona destek olduk. Yani bu bir mantık değil ki. Saddam gibi bir adama silah verip başka Müslümanları katletmesini istemek zaten kabul edilir bir şey değil. Yani bir yanlışı bir insan bir kere yaptıysa yeni yanlışlara o yanlış örnek olmaz artık. Bir Tabii. kere yanlış yapmışsın, başında yanlış yapmışsın. Saddam gibi azılı bir deccale silah verilir mi? Git saldır denir mi? İran rejimin anormal yanları varsa ilimle, irfanla, akılla, güçle gerekirse ambargo uygularsın, gerekirse eğitirsin, aklı başında bir yazarsın. Uygun düşüyor mu? AK Parti demokrasiyi, insan haklarını
sevecenliği savunan bir parti. Bu değil. Allah'ın gücüyle başaracaksın diyor. Yanlış olmuş. Moşiyah için dürüst bir tavır değil. Şam'da hakim olmalarını istemiyorum. Kardeşim AK Parti zihniyeti Şam'da hakim olmuş olsa süt liman olur ortalık. AK Parti'nin antidemokrat bir tavrı yok. Yanlış olan bir tavır. Hayır, olabilir insani bir yön. Yani insan hata yapabilir ama söylesinler, uyarayım. Yani yanlış mesela şunlar yanlış desinler, şakır şakır açıklayayım. Tabii. Ben orada onu tevil etmem. Yanlışsa yanlış derim. Bakın, İslamcıların Şam'da hakim olmalarını istemiyorum. Silahlarını bize çevirmelerini istemiyorum. Silahlarını hiç kimseye çevirmesinler zaten. Sırf size bize değil. Hiçbir insana çevirmesinler. Bakın, en vahim ifadeyi kullanıyorsun. Bırakalım birbirleriyle savaşsınlar. Evet. Şimdi bu oldu mu? Tevrat'ta ne diyor Cenab-ı Allah? Savaşları durdurun. Kan akmasın diyor. Sen ne diyorsun? Bırakalım birbirleriyle savaşsınlar. Kavga eden iki taraf varsa ayırmakla mükellefiz biz. Yani cahilliklerinden, eğitimsizliklerinden kaynaklanan bir durum. Yani peygamber ismi taşıyan bir insan, Musevi kökenli bir insan, Musevilerin içinde yetişmiş bir insan, Tevrat'ı bilen bir insan ve Kur'an'ı da çok iyi bilen bir insan. Böyle bir görüşe nasıl saplanabiliyor? Bunu anlayabilmiş değilim. Ya Darwinizm, materyalizm etkisi altında, büyük bir ihtimalle, o kadar detayı tanımıyorum. Mesela militan İslam'a karşı diyor. Tamam, bu güzel. Biz de karşıyız. Evet. Ama Tevrat'ın, Kur'an'ın hükmünü uygulatsana. Sevgiyi savunsana. Tevrat'ın uçsuz bucaksız barışla ilgili sözleri. Kanın durdurulması ilgili sözleri uçsuz bucaksız. Bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane değil. Barışı anlatan sözleri uçsuz bucaksız. Ve Allah'ın yardımıyla bunu yapacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Biz Mesih devrindeyiz, Moşiyah devrindeyiz. Bunu gördüğü, bildiği halde böyle bir uslup kullanırsa birbirini kırsınlar dese, o da der ki onlar da onlar birbirini kırsınlar. Tamam. Diyeceğiz ki bu kardeşlerim Musevi insanlar. Bu mesela Daniel bir yazar ama Musevidir. Evet. Dindardır. Ona şefkatle bakın diyeceğiz. Adam diyecek ki bak bize ne diyor diyecek. Bırakalım birbirleriyle savaşsınlar. Yani birbirlerini yesinler. Evet. Birbirlerine odaklansınlar. Evet. Savaşı teşvik etmiyor mu bu adam diyecekler. Biz adamlara nasıl konuşalım o zaman? Yani arada çok ciddi bir fark olması lazım. Onlar savaşı teşvik ediyor, sen de savaşı teşvik ediyorsun. Olur mu? Sen savaşa karşı olduğunu söyle. Barış yanlısı ol. Israrla onu savun. Allah sana yardım eder. Evet. Sen gerisine karışma. Eğer kötüyse zaten Allah kötülerin karşılığını veriyor. Bana Tevrat'ta barışla ilgili evet. hükümleri, Kur'an'daki barışla ilgili hükümleri çıkış olarak verin de ben biraz okuyayım. Daniel'de konuşmalarında, yazılarında inşallah o hükümleri kullanır, ona da gönderelim. İnşallah. O Tevrat'ın hükümlerini gönderelim. Şu istediğiniz çıkışları da. Bakın mezmurlarda 133'e 1. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Tevrat. Tevrat'ta diyor Allah. Bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı. Birinci krallar 4'e 24. Süleyman'ın özdeyişleri 12'ye 20. Kötülük tasarlayanın yüreği hileci. Yani savaş, kan düşünen insanların yüreği hileci. Barışı öğütleyenin yüreği ise sevinçlidir. Bak onların yüreği hileci. Barışı savunanın yüreği de sevinçlidir diyor. Tevrat'ta Allah'ın hükmü. Mezmurlar 34'e 14. Kötülükten sakının. İyilik yapın. Kötülük nedir? Adam öldürmek. İnsanlara acı vermek. İyilik yapın. İyilik nedir? Barış. Kardeşlik, yardım. Esenliği amaçlayın bak. Esenliği amaçlayın yani ferahlık, huzur.
ardınca gidin. Esenlik neredeyse onun ardınca gidin. Bizi yaratan aynı Allah değil mi? Öyleyse neden atalarımızın yaptığı anlaşmayı bozarak herkes kardeşine ihanet ediyor? Melaki 2'ye 10. Bak ifade çok manidar bak. Bizi yaratan aynı Allah değil mi? Müslümanlar da aynı Allah'a inanıyor. Museviler de aynı Allah'a inanıyor. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Bizi yaratan aynı Allah değil mi? Malaki bölümünde. Öyleyse neden atalarımızın yaptığı anlaşmayı bozarak, atalar ne? Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, herkes kardeşine ihanet ediyor. Şu an muazzam bir kavga var. Bunu Allah telin ediyor burada. Yetkin adamı gözle, doğru adama bak. Ki Moşiyah, Mesih'e işaret var burada. Çünkü yarınlar barış sevenlerindir. İşte biz bu yarınlara geldik. Tevrat'ta bahsedilen yarın şu anki zamandır. Barış sevenlerindir artık. Yetkin adamı gözle. Yetkin adam Mehdi, Moşiyah'tır. Gözle, bekleyişini niçin yapar Müslüman? Allah rızası için. Bekledik yetkin adamı, Moşiyah'ı Allah bize nasip etti. İnşallah. Ben barış yanlısıyım ama söze başladığımda onlar savaşa kalkıyor. Mezmurlar 120'ye 7 bak. Ben barış yanlısıyım. Sen Musevisin. Sen barış yanlısı ol. Ama söze başladığımda onlar savaşa kalkıyor. Bak savaşı savunmuş oluyorsun. Oluyor mu? Olmaz. Yeşaya 14'e 7. Bütün dünya esenlik ve barış içinde sevinçle haykırıyor. Esenlik barış içinde haykıracakları bir dönem gelecek. Onu söylüyor Tevrat. Bak bütün dünya esenlik ve barış içinde haykırıyor. Muazzam bir sevinç günü, sevinç yılı, sevinç mevsimi, sevinç zamanı gelecek. Ve insanlar esenlik ve barış içinde sevinçle bağıracaklar. Tevrat ileride olacak bu muazzam günlerin güzelliğini böyle ifade ediyor. Yeşaya 60'a 17. Sana tunç yerine altın. Yani mesela tunç sahte altın gibi görünür. Sarı da ama gerçek altın. Demir yerine gümüş. Yani bak zenginliğin güzelliğine bak. Ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Yani her şeyin en iyisini. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım. Barışı yöneticin kim bu? Yine Moşiyah Mehdi. Barış insanı. Bir ismi de Barış. Moşiyah. Esenlik. Bak doğruluğu önderin yapacağım. Doğruluk da yine Moşiyah Mehdi. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. Kral kimdir? Moşiyah Mehdi. Uluslara kim? Bütün dünya uluslara. Nasıl duyuracak? Televizyonlardan, radyolardan, internetten barışı duyuracak. Zekeriya bölümü 9'da 10. Savaş yayları kırılacak nedir? Tanklar, toplar, her türlü silah ortadan kalkacak. Bak düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Sen ne diyorsun? Birbirlerini kırsınlar diyorsun. Bak düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın. Ne demek? Yani güzel ahlakla, sevgiyle onu doğru yola götürebilirsin. Asarak, keserek, kavga ettirerek değil. Ve Rab seni ödüllendirir. Yani Allah senin yardımcındır diyor. Adamı sen savaşa teşvik edersen, biz de aynı şeyi söylüyoruz zaten diyecek. Tabii. Biz de savaşta hallolacağını söylüyoruz. Bak o da savaşta hallolacağını söylüyor. Aynı kafadayız diyecek adam. O zaman ne diyelim adama?